Valla bilen bilir. Ben her zaman tüketicinin yararına olacak, otomotiv piyasasında tüketiciyi koruyacak düzenlemelerden yanayımdır. Üç kağıda açık boşlukların kapatılması için çaba sarf edenlerden biriyim. İkinci elde garanti düzenlemesini de bu açıdan oldukça önemli buluyorum. Malum şu an ikinci el araç almak kumar oynamak gibi bir şey. O kadar çok şikayet var ki bu konuda. Kilometre sileni mi ararsın, kazası değişeni yok diye yeminler edeni mi? En namuslumuz bile yalan söylemesek de bildiğimiz kusurları alıcı sormadıkça söylemiyoruz. Alacağımız aracı ekspertize göstermek tek çıkar yolumuz açıkçası. Ama onda da bir yığın sorun var. Ekspertizdeki kadro uzman mı? Verdikleri raporun arkasında duracaklar mı? Bunu bilmiyoruz. Çünkü bu işin yasal bir çerçevesi yok. Hükümet ikinci eldeki bu karmaşayı ortadan kaldırmak için bir yasal düzenleme üzerinde çalıştığını söylüyor. Bunu açıkladı. Bu kamuoyuna ikinci ele garanti zorunluluğu geliyor diye yansıdı. Ben açıkçası bu düzenleme eğer gelirse yanındayım, destekliyorum. Çünkü otomobil tüketicisinin sorunlarını sahiplenmiş az sayıda insandan biriyim. Bunu ben söylemiyorum. Bana otomobilin Mesut abisi ismini layık görenler söylüyor, sağ olsunlar. Fakat düzenlemenin nasıl yapılacağı çok önemli burada. Yeni karmaşalara, kaoslara meydan vermemesi gerekir. Mesela galeri ve kurumsal ikinci el satıcıları garanti verecek diyelim. Ama kendi aracını doğrudan kendisi satan kullanıcı nasıl garanti verecek ya da hiç garanti vermeyecek mi? Veya bu garanti neyi kapsayacak? Diyelim aracın belli kusurları var. Satıcı bunları alıcıya yazılı olarak beyan edip bu kusurların dışında başka kusur çıkarsa aracı geri alacağım veya telafi edeceğim mi diyecek? Yoksa satmadan önce tüm kusurlarını giderip eksiksiz mi satışa çıkarmak zorunda olacak? Bu belirsiz şimdilik. Böyle olacaksa bu ciddi bir maliyet demek. Bu maliyetleri satıcı, galerici mecburen aracın fiyatına yansıtacak. Kullanıcı kendisi satar ve garanti yükümlülüğü olmazsa öyle bir maliyet olmayacağı için ortalık karışacak resmen. Ya kimse galeriden, kurumsal satıcılardan araç almaz ya da kendi aracını satarken fiyatları yükseltir. Bana göre ikinci el piyasasında düzenbazlıklara, üç kağıda meydan veren tüm boşluklar kapatılmalı ve bu garanti düzenlemesi mutlaka getirilmeli. Fakat garantiyi satıcılar değil, üçüncü taraflar vermeli. Mesela ekspertiz kurumları. İlgili bakanlık bununla alakalı bir yönetmelik düzenleyip kriterlere uyan, akredite olan ekspertiz merkezlerine bu garanti yükümlülüğünü verebilir. Böylece ekspertiz merkezleri de sorumluluk almış olur. Mevcut durumda bu aracı alıp ekspertiz merkezine götürüyorsunuz, size detaylı bir rapor veriyor ve siz de bu rapora güvenerek aracı alıyorsunuz. Ama sonra görüyorsunuz ki araçta sorunlar var ve bunlar raporda belirtilmemiş. Dönüp o ekspertiz merkezine durumu izah ettiğinizde bu sorun bizden kaynaklanmıyor deyip işin içinden sıyrılmıyorlar mı? Pek çoğu öyle. Tabii daha iyi çalışanlar, daha düzenli çalışanlar yok değil. Eğer garanti yükümlülüğü ekspertiz merkezlerine verilirse bu sorumsuzluk da ortadan kalkmış olur böylece. Belli kriterlere uyup akredite olma zorunluluğu getirilirse de önüne gelen ekspertiz merkezi diye merdiven altı yerler açamaz. Ekspertiz fiyatları belki biraz artar ama alacağınız aracı gönül rahatlığıyla alırız. İkinci el kumar olmaktan çıkar. Benim önerim şu, Türkiye'de ekspertiz raporu almamış hiçbir araç satılamaz. Arabasını satmak isteyen kullanıcı veya esnaf aracı önce akredite olmuş bu ekspertiz merkezlerinden birine götürerek raporunu alsın. Satış için notere gittiğinde ruhsatla beraber ekspertiz raporunu da notere beyan etmek zorunda kalsın. Ve bu raporu düzenleyen ekspertiz merkezi raporda yazan tüm beyanlardan sorumlu olsun. Mesela 3 veya 6 ay içinde bu beyanlar dışında bir kusur, eksik veya hata çıkarsa ekspertiz merkezi bunları gidermekle yükümlü olsun. Bence şu an yapılabilecek en iyi çözüm bu. Hiçbir karmaşaya meydan vermediği gibi hem mevcut sorumsuz ekspertiz şirketleri olgusunu ortadan kaldırır hem de tüketiciyi dalaverelere üç kağıda karşı korur. Yani bu konuda konuşulacak belki çok şey var ama benim asıl dikkat çekmek istediğim nokta bu. Yani önce binanın karkasını oluşturursak dekorasyonunu daha sonra bol bol tartışırız.